سطرت بالشعر المزمر يسطر تروي الغليل مجلجلا متاثرا سطرت شعرا خلت ان حروفه شوبا لتحرق باغيا متكبرا سطرت بالشعر المزمر يسطر تروي الغليل مجلجلا متاثرا سطرت شعرا خلت ان حروفه شوبا لتحرق باغيا متكبرا سطرت من الم المصاب قصيده نارية بلهيبها حبري جرى سطرت من ألم المصاب قصيدة نارية بلهيبها حبري جرى حب النبي قد استقر بخافقي والشعر حق بمدحه أن يبحرا الخير قدمه لنا بتلطف حتى دمات عقبيه منهم أبحرا هو رحمة هو جنة هو منة هذا الرسول وحق شعري سطرا ضاءت به الدنيا وولى ليلها والأرض تطرب بالسعادة إن سرى ضاءت به الدنيا وولى ليلها والأرض تطرب بالسعادة إن سرى وترى الصحابة قد تهلل جمعهم تاج المحبة بينهم قد سطرا شعى بوجهه فبنوره ولبس الهداية باسما ومنورا والشمس تشرق الله الله في دينكم يا إخوان الله الله في دينكم يا إخوان yüreklerde yer eden eski adamlara Adanalılara selam olsun cengaverliğin yiğitliğin sembolüne fedakar sadakat ehline hıyanetin alçaklık kabul edildiği diyara cahiliyenin sert ve karakterli adamlarından Ömer bin Hattab yolunda ilerleyen evlatlarına acı ile büyümüş çocuklarının tatlı meyveler sunduğu şehire birliğin beraberliğin muhabbetin ve kardeşliğin mescidine Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi hakkı ile seven öncü Adana'ya selam olsun İlerleyin ey Adana'nın evlatları. Münafıklar sizden taraf fırsat bulmasınlar. Fitneciler siz varken konuşmaktan korksunlar. Ey sadakatin kahramanları. Lillahi darrukum ve alallahi ecrukum. Yürüyün tevhidin gençleri. Görülmemiş bir izzet ve azimle yürüyün. Dağlar gibi olan sebatınızla yürüyün. Şehirden şehire, ülkeden ülkeye yayılan davetinizle yürüyün. Bölünmüşlük, ezilmişlik hissiyatını ayaklar altına alarak devam edin. Tüm musibetleri ve belaları aslanlar gibi omuzlayın. Bedir'in evlatları olun. Uhud'un yenilenleri olun. Hendek'in sabredenleri olun. Ama asla ve asla Bedir geldiğinde yalaka olan, Uhud geldiğinde münafık olan, Hendek geldiğinde başımıza neler geldi diyenlerden olmayın. Dimdik durmaya, tüm sesleri kısmaya, ülfetin, kardeşliğin ve nübüvvet menheci üzerine yaşamaya doğru ilerleyin. İlerleyin ki Allah'ın rahmeti tekrar indiğinde ondan gafil olmayalım. Rabbim mescidinizi hayırlara vesile kılsın. Tevhidin sesini en gür şekilde ulaştırsın. Ayaklarınızı sabit kılsın. Gönüllerinizi bir, sözlerinizi bir, hedefinizi bir kılsın. Ekber! Allah! 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 İmam İbn-i Kayyım rahimahullah dedi ki Men zanne ennel bâdile sayantasiru alel hak fakat asâ'a zanne billahi teâlâ Kim batılın hakka galebe çalacağını kim batılın hakka üstün geleceğini zannederse bu Allah subhanehu ve teâlâ'ya karşı kötü bir zanda bulunmuştur. Bizler Allah'a karşı kötü bir zanda bulunmuyoruz. Batıl hakka galebe çalınmayacak hak batıla galebe çalacaktır. Biiznillahi Bismillahirrahmanirrahim. Hamd, nusretiyle İslam ve Müslümanları izzetli, Kahhar ismiyle şirki ve müşrikleri zelil kılan, kainatın düzenleyicisi, hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şeyin kendisine muhtaç olduğu, kendisinin ise hiçbir şeye muhtaç olmadığı, dualara icabet edip ihtiyaçları karşılayan,
Zalimlerden bir an bile gafil olmayıp onları belirli bir vakte kadar erteleyen, hak ve batıl muharebesinde hakkın taraftarı, zulümata garp olmuş şirk dünyasında bizleri tevhid ehli kılan, muttakilerin sahibi, mazlumların hamisi Allah Azze ve Celle'ye aittir. Salat ve selam müstekbirlere karşı mücadele etme şuuruyla sabır ve sebat ehlinin önderi, şahadet aşıklarının rehberi, muttakilerin imamı, alemlere rahmet, küfre kılıç olarak gönderilen Nebimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hak temiz ailesine, onun ashabına ve onun yolunda giden Müslümanların üzerine olsun. İnşallah programımıza Kur'an tilavetiyle başlıyoruz. Bizlere Kur'an okuması için abimizi buraya davet ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. الله عز وجل kardeşimizden razı olsun. Şimdi de abimiz bizlere mealini okuyacak inşallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Münafıklar sana geldiklerinde şahitlik ederiz ki sen Allah'ın Resulüsün dediler. Allah da şahit ki sen Allah'ın Resulüsün. Doğrusu münafıklar yalancıların da kendileri. Allah Azze ve Celle abimizden razı olsun. Şimdi de Adana'daki kardeşlerimiz bizlere neşit okuyacak. İnşallah onları buraya davet ediyorum. Birleşeceğiz, birleşeceğiz. Vallahi hak yolda birleşeceğiz. Ahdine sadık erlerle birleşeceğiz. Safsaf olup hak yolda büyüyeceğiz. Safsaf olup hak yolda büyüyeceğiz. Tağutların korkusu olacak ümmet. Birleşince doğacak büyük bir kuvvet. Yeniden gelecek ümmete izzet. Adımlar atıldı zafer gelecek. Adımlar atıldı zafer gelecek. İslam'a tuzaklar kurula dursun. Bunları sezemeyen beyne yazık. Allah düşmanlara planlar kursun. Düşmanı seçemeyen gözlere yazık. Çağdaşız diyenler övüne dursun. Taklidini yaptığınız hayvana yazık. Zalimler için cehennem yansın tutuşsun. Üzerinde gezdiğiniz dünyaya yazık. Şeytani yüzünüze lanetler olsun. Benzediğiniz insan şekline yazık. Dostlarınız hayallerle düşler kursun. İslamsız geçirilen günlere yazık. İslam bağlıları sabrede dursun. Küfür bitene dek durana yazık. Yeter, yeter bunca vahşet son bulsun. Küfre darbe vurmayan ellere yazık. Küfür her gün renkler değişe dursun. Bu kalem onlara konan müminlere yazık. Küfrün cambazları oynaya dursun. Yüzlerine atılacak tükürüğe yazık. Ve korkaklar şehadetten kaça dursun. Taşıdıkları mukaddes bedene yazık. Ayrı grubuz diyen diller kurusun. Mensubu oldukları inanca yazık. Cennet şehitleri bekleye dursun. Allah için akmayan kanlara yazık. Yeter ki Rabbimiz emir buyursun. Dava için yorulmayan bedenlere yazık. Allah Azze ve Celle abimizden razı olsun. Şimdi de bizlere Mamos'ta nasihat edecek inşallah. Değerli kardeşler, ey İslam'ın fedaileri, ey Kur'an'ın hamileri, ey bu zorlu dönemde davayı omuzlayan, kafirlere karşı mücadele eden
aziz dinin aziz yiğitleri. Biliniz ki günler insanlarda değişe durur. Biliniz ki günler değişimlidir. Hiçbir şey baki değildir. Hiçbir şey ebedi değildir. Ne çektiğimiz sıkıntılar daimi olacak, ne çektiğimiz zorluklar, problemler, işkenceler daim olacak, ne de ferahta bulunduğumuz günler, rahatta olduğumuz zamanlar daimi olacaktır. Ne mağlubiyetler, ne de zaferler daimidir. Bunların hepsi gelip geçicidir. Gah müminler kazanır, gah zalimler kazanır. Allah Azze ve Celle hiçbir zaman için müminleri bulunmuş olduğu hal üzerine bırakmaz. وَاِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَثَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. Eğer sizlere bir zarar dokunduysa, sizler sıkıntıya girdiyseniz, şüphesiz sizden önceki kavim de kendilerinin başına sıkıntılar, problemler, belalar dokundu. Sizler nasıl ki Bedir'de kazandıysanız, Uhud'da da kaybettiniz. Sizler nasıl Uhud'da kaybettiyseniz, Bedir'lerde de kazandınız. Allah Azze ve Celle sizin içinizden iman edenleri, samimi olanları çıkarmak ve içinizden şehitler edinmek istiyor. Allah asla zalimleri sevmez. Kardeşlerim, aziz kardeşlerim, bilin ki Allah Subhanehu ve Teala'nın bir sünnetidir. وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْد۪يلًا. Ve hiçbir zaman içinde Allah sünnetinden geri adım atmaz. Hiçbir değişiklik onun sünnetinde yoktur. Her zaferden sonra mutlaka bir mağlubiyet olacaktır. Her mağlubiyetten sonra da mutlaka ama mutlaka Allah bir zaferi nasip edecektir. Ben sizlere bir müjde vereyim. Müslümanlar sıkıntıya girdiler. Problemler çektiler. Şehit oldular. Esaret altında bulundular. Zalimler onlara musallat oldu. Çektiler de çektiler. Bugün ise Allah Azze ve Celle mutlaka ama mutlaka zaferini müminlere ulaştıracaktır. Allah Azze ve Celle bütün sıkıntılardan sonra ferahlık verecektir. Bu durumu Kur'an-ı Kerim'de iyi analiz eden ve gören insanlar için Allah Azze ve Celle'nin ayetleri yeterlidir. Evet, Bedir'den sonra Uhud, Uhud'dan sonra Hendek ve neticesinde Allah Subhanehu ve Teala Mekke'nin fethini müminlere nasip etti. Bugün Müslümanlar da bu halde ve bu sıkıntılar içerisinde bulundular. Allah Azze ve Celle bundan sonra onlara bir ferahlık verecektir. Bu sıkıntılardan sonra onları genişletecektir. Bizim Allah'a olan hüsnü zanımız sonuna kadar vardır değerli kardeşler. Allah'a bizler hüsnü zan besliyoruz ki bu kadar problemden sonra bizleri aziz kılacaktır. Fakat şunu hiçbir zaman unutmayın. Kardeşler, sıkıntı da çeksek, zorluklara da maruz kalsak, münafıkların ittihamlarıyla da karşı karşıya kalırsak, zaferi de elde edersek, zorluklar da biterse, Allah Azze ve Celle bu her iki aşamada da müminleri aziz kılmıştır. Müminleri şerefli kılmıştır. Az önce okuduğum ayetin başında Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُمْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Üzülmeyin, gevşemeyin, galip gelecek sizlersiniz eğer sizler müminseniz. Çok olursanız, fazla olursanız, temkin sahibi olursanız sizler galip geleceksiniz demiyor Allah Subhanehu ve Teala. Diyor ki sizler iman etmişseniz, yakinen iman etmişseniz galip geleceksiniz dersiniz. يَقُولُونَ لَيْنْ رَجَعْنَا اِلَى الْمَد۪ينَةِ لَيُخْرِجَنَا الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلِ وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ
وَالْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ Onlar Medine'ye döndüğümüzde bizler aziz olanları yani zelil olanları çıkaracağız dediler. Oysa ki şunu bilmiyorlardı. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ İzzet Allah'ındır. Allah Resulü'nündür ve bütün müminlerindir. Fakat münafıklar bunu anlayamazlar. Münafıklar bunu asla ama asla idrak edemezler diyor Allah Subhanahu ve Teala. Başımıza ne gelirse gelsin, İzzetin, şerefin, yüceliğin müminlerde olduğunu Allah Subhanahu ve Teala bizlere değerli kardeşler anlatmıştır. Allah'a karşı hüsnü zanlarımızı fazlalaştıralım. Allah'ın merhametinden ümit kesmeyelim. Bilinmelidir ki her gecenin bir sabahı vardır. Her sabahın da bir gecesi, her karanlığın bir aydınlığı ve her aydınlığın da bir karanlığı vardır. Bütün zorluklardan sonra Allah Azze ve Celle müminlere kapılar aralıyor. Ve bugünkü görüntü de bunun delillerinden bir tanesidir. Allah Azze ve Celle hamdü senalar olsun. وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ اِلَّا الضَّالُّونَ Ancak dalalet ehli olanlar, sapkınlar, yoldan ayrılmış olanlar rahmetten, Allah'ın merhametinden ümit keserler. يَقْنَطُ Sıkıntıları gidermeyeceğini düşünürler. Allah Azze ve Celle söylüyor. Biz dalalet ehli değiliz. Biz sapkın değiliz ki Allah Subhanahu ve Teala'ya hüsnü zan beslemeyelim. Biliyoruz ki Allah merhametiyle bizi kuşatacak ve Allah bizim ellerimizle zaferi ümmete verecektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyuruyor. Ekberül kebair. En büyük günahlar. En büyük günah eşşirku billah. Allah'a karşı şirk işlemektir. Sonra vel emenu min mekrillah. Allah'ın planından, Allah'ın hilesinden emin olmaktır. وَمَكَرُوا اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ Onlar planlar kurdular, projeler ürettiler. Allah plan kuranların, proje kuranların en hayırlısıdır. Allah'ın hilelerinden emin olmak kebair günahlardandır. وَالْقُنُوتُ مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ Allah Resulü diyor ki, sıkıntının gidemeyeceğine inanmak, sıkıntını ve problemin bitmeyeceğine kanaat etmek de büyük kebair günahlardandır. وَالْيَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللّٰهِ Ve Allah'tan ümit kesmek de büyük kebair günahlardandır. Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle bizleri kendisine karşı hüsnü zan beslememizi istiyor. Ben sizlere vereceğim diyor. Ben sizleri kuşatacağım. Zaferleri size nasip edeceğim. Fetihleri size vereceğim. Ve bunu da sizin ellerinizle yapacağım diyor. Salatallah. Elbette Allah doğruyu söylemiştir. Allah sözünün elidir. Allah hiçbir zaman için sözünden geri dönmez. وَيَوْمَيْذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللّٰهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ O gün müminler Allah'ın yardımıyla sevinecekler. Allah dilediğine yardım eder. وَعَدَ اللّٰهُ لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ وَعْدَهُ وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ Bu Allah'ın vaadidir. Allah ise asla ama asla vaadinden geri dönmez. وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ Ama insanların birçoğu bunu unuttular. İnsanların birçoğu bunu bilmezler diyor Allah Subhanahu ve Teala. Allah'ın bir vaadi var. Allah'ın bize bir sözü var. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ Bizim üzerimize müminlere yardım etmek hak kılındı. Allah'ın üzerine bir hak kılınmış müminlere yardım etmek. Allah Subhanahu ve Teala böyle söylüyor. Allah hakları iade eden değil midir? Allah hakları veren değil midir? Haşa ve kella. Allah hiçbir zaman kuluna zulmeder mi? Haşa ve kella Allah müminlere hiçbir zaman zulmeder mi? Etmez değerli kardeşler.
Onun için Allah'a hüsnü zanlarımızı çoğaltalım. Allah Subhanahu ve Teala bir ayette ne diyor? قُلْ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ اِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادِ De ki ey kafirler, yenileceksiniz. Yenileceksiniz, pek yakın zamanda yenileceksiniz ve toplu bir şekilde cehenneme sürükleneceksiniz. قَالَ اِمَامِ اِبْنُ الْقَيِّمِ İmam İbn-i Kayyum Rahimahullah dedi ki مَنْ ظَنَّ اَنَّ الْبَاطِلَ سَيَنْتَصِرُ عَلَى الْحَقِّ فَقَدْ أَسَاءَ الظَّنَّ بِاللّٰهِ تَعَالَى Kim batılın hakka galebe çalacağını, kim batılın hakka üstün geleceğini zannederse o Allah Subhanahu ve Teala'ya karşı kötü bir zanda bulunmuştur. Bizler Allah'a karşı kötü bir zanda bulunmuyoruz. Batıl hakka galebe çalamayacak, hak batıla galebe çalacaktır. Biiznillahi Teala. Kardeşler, bir şair söylüyor ya, وَاِنَّ لِلّٰهِ عِبَادًا فُطَنًا طَلَّقُ الدُّنْيَا وَخَافُ الْفِتَنَا نَظَرُوا ف۪يهَا فَلَمَّا عَلِمُوا اِنَّهَا لَيْسَتْ لِحَيٍّ وَطَنًا جَعَلُوهَا لُجَّةً وَاتَّخَذُوا صَالِحَ الْاَعْمَالِ ف۪يهَا سُفَنًا Allah'ın öyle akıllı, zeki kulları vardır ki onlar fitnelerden uzak durdular ve korktular ve dünyayı üç telakla boşadılar. Ne zaman dünyayı anladılar, dünyanın insanlar için, yaşayan hiçbir kimse için vatan olmadığını idrak ettiler. Ve sonra bu dünyayı kendilerine bir gemi olarak alıp içinde salih amel işleyecekleri bir sefineye, bir gemiye dönüştürdüler. Allah'ın zeki kulları, ey Allah'ın akıllı kulları, bilin ki dünya beyhudedir. Bilin ki sıkıntılar bitecektir. Bilin ki problemler bitecektir. Bilin ki esaretler de bitecektir. Son dönemlerimizi yaşıyoruz. Vallahi 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 onlar istese de istemese de Allah bu süreçten sonra müminlere hayırlı kapılar açacaktır. Müminleri esaretten kurtaracaktır. Müminleri onların zulmünden, onların esaretinden muhafaza edecektir. Allah da bize böyle buyuruyor. Sonra Allah Azze ve Celle ayette dedi ki قَدْ كَانَ لَكُمْ فِي فِيَتَيْنِ الْتَقَتَ فِيَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللّٰهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لَوْلِ الْاَبْصَارِ İki toplulukta sizin için örnekler vardır. İki toplulukta, karşı karşıya gelen iki toplulukta, müminlerin topluluğu ve kafirlerin topluluğu. Bir takım müminlerin topluluğu Allah yolunda savaşıyorlar, kafirler ise küfür yolunda. Ve Allah Azze ve Celle onları, müminleri onların gözünde iki kat yaptı. Allah dilediğine yardımını gönderir. Allah dilediğine yardımıyla destekler. Bu akıl sahipleri için, gözleri gören insanlar için ibret vericidir. İbretlik bir tablodur. Kardeşlerim, öyleyse fazla uzatmadan şunu söyleyelim. وَكُونُوا كَالْجِبَالِ الرَّاسِيَةِ كَالْغُسْتِ فِي الْمَيْدَانِ لَا تَخْشَ الْمَمَاتِ وَاسْتَشْعِرُوا خَشْيَةَ الرَّحْمَانِ تَنَالُوا مَا لَمْ يَكُنْ فِي الْحُسْبَانِ وَاعْلَمُوا أَنَّ أَخْطَارَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِذَا حَانَتْ لَا يَخْفَمَ فَكَمَا يَنْزِلُ الْمَطَرُ فِي السَّمَاءِ لَا يَقْدِرُ أَحَدٌ صَدَّهُ مَنْعَهُ فَتَيَقَّنُوا أَنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ بِيَدِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَأَنَّ النَّصْرَ مِنْ عِنْدِهِ وَحْدَهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا Öyleyse kardeşlerim, sarsılmayan dağlar gibi olun, meydanlarda korkmayan aslanlar gibi olun ve Rahman'ın haşyetini içinizden hissedin. Çünkü bu sizin hesap etmediğiniz güzelliklere sizi ulaştıracaktır. Ve bilin ki Allah'ın kaderi tecelli ederse, semadan yağmurun yağdığı gibi ne kimse onu engelleyebilir, ne de kimse onu men edebilir. Yakinen bilin ki her şey azim olan Allah Azze ve Celle'nin elindedir. Yardım da onun katındadır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. أن النصر مع الصبر
Yardım sabırla beraberdir. Gelişlik zorlukla beraber ve enne ma'al usri yusra. Ve her zorluktan sonra mutlaka bir ferahlık vardır. As-sabra sabr. Ve tebat et-tebat. Ve tevekkül et-tevekkül. Sabredin, sebat edin ve tevekkül edin. Vallahi, vallahi, vallahi zafer yakındır. Allah Azze ve Celle müminlere bunu verecektir. Allah bizleri muhafaza etsin. Amin. Bizleri güçlendirsin. Amin. Bizleri kuvvetlendirsin. Amin. Değerli kardeşlerim, bir şey, bir iki şey daha aktarıp bitirmek istiyorum. Allah Azze ve Celle diyor ki bizim için, اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذ۪ينَ يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ. Allah kendi yolunda saf tutmuş, birleşmiş, bir araya gelmiş, duvar gibi olan ve kendi yolunda savaşanları, bu şekilde savaşanları sever. Bu ayetin mefhumu muhalifinde şu geçer. Allah Azze ve Celle bölük bölçük olmuş, parça parça olmuş insanları sevmez. O zaman bir olalım, birlik olalım, beraber olalım ve küfre beraber nüfur alalım. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin. Ve Diyarbakır'daki abilerimiz neşit okuyacak ve son olarak da İftar yemeğimizle programımızı kapatacağız. Müslümanı cihane em tamamla ben piya. Bana bir küfür hakim el mehemmiya. Hümmü İsa mekane firama ve narimin. Küfri ala hudani hadani serşiya. Hümmü İsa mekane firama ve narimin. Küfri ala hudani hadani serşiya. Ciber ve tebliğ o cihat ve kirkat ve meyrani meda sermela evcar Amerika meyana geriye ne yar Hatani kurd bu cuda meda be Amerika meyana geriye ne yar Hatani kurd bu cuda meda be Vakta kuşlamın şuna feda be Proje sancar bira ev can feda be Diser rasi dike bir yam diser çep Ne merane kujin o şehida be Ne merane kujin o şehida be Hükmü beşer tariyus şehane Hükmü rahman ve kmina tafiyye Filma tağut ser insan barane İhanə haqqı dəsmə vəstəndin Sər həqimi bəşər insan xapandın İmanə haqqı dəsmə vəstəndin İmanə haqqı dəsmə vəstəndin Bəndi kufrın sər və alandın Qiyam qın və zilləti xilas qın Hətta İslam sər və nəbə haqqın Zilma kufrat ser ve ranadın Hatta İslam ser ve nebe hakim Zilma kufrat ser ve ranadın Zilma kufrat ser ve ranadın Ey Muhammed'in eli Önme sakın sen geri Sen direni şörneyi Yusuf'un mekanında Sen direni şörneyi Yusuf'un mekanında Alnında secde ile Dilinde Kur'an ile Sen diren izzetlice Yusuf'un mekanında Sen diren izzetlice Yusuf'un mekanında Allahu Ekber أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن المزمجر أسطرة
تروي الغليل مجدلا متأثرا سطرت شعرا فلت أن حروفا شوبا لتحرق باغيا متكبرا سطرت في الشعر المزمجر أسطرا تروي الغليل مجدلا متأثرا سطرت شعرا فلت أن حروفه شوبا لتحرق باغيا متكبرا سطرت من ألم المصاب قصيدة نارية بلهيبها حبري جرى سطرت من ألم المصاب قصيدة نارية بلهيبها حبري جرى حب النبي قد استقر بخافقي والشعر حق بمدحه أن يبحرا الخير قدمه لنا بتلطف حتى دمت عقبيه منهم أبحرا هو رحمة هو جنة هو منة هذا الرسول وحق شعري سطرا.